arkadaşlar Merhaba şimdi e, bu videoda nereden çıktı diyen arkadaşlar olabilir şöyle kısaca anlatayım Geçenlerde Nevzat Tuncer'in yanında otururken Süleyman e, geldi e, maket balık alacak elinde de şu maket balık var bunun Glove olup olmadığını anlamaya çalışıyordu gündüz vakti Tabi aydınlık zamanda bunu anlamak neredeyse imkansız o yüzden orada aklıma geldi bununla ilgili bu e, maket balıkların oyalarıyla ilgili bir video çekeyim dedim. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. Kısaca e, bilmeyen arkadaşlara veya merak eden arkadaşlara bir fikir verebilir diye düşündüm. Haydi bakalım şimdi ayrıntılara geçelim. Şimdi öncelikle şöyle bir kontrol edelim. Karanlık, beyaz ışık. Karanlık ve mor ışık. Evet. Testimiz tamam. Şimdi arkadaşlar konumuza geçelim. Maket balıkların boyaları. Şimdi videonun başında da bahsetmiş olduğum maket balık bu. Süleyman arkadaşımızın satın almak için bayiye geldiği. Bu e, Fuji'nin e, Venom modeli tabi burada göstereceğim maket balıkların çoğunun ya yani markasını modelini biliyoruz da kod numaralarını e, tam olarak hatırlamıyorum çünkü e, daha önceden açıp kullanmış olduğum e, sahteler bazılarını hatırlıyorum bazılarınınkini hatırlamıyorum zaten konu e, maket balık tanıtımından ziyade e, renk konusu, boya konusu. Şimdi e, ne demiştik? Arkadaşımız bunun e, glovlu olup olmadığını anlamaya çalışıyordu gündüz. Şu alt kısmı arkadaşlar bunun glovlu. Şu anda ben zaten ışığı açtığım süre dahilinde bu zaten e, şeyi aldı, gloğlu aldı. İnşallah kamerada sizlere de onun yanması e, görünür. Şimdi ışığı kapattığım zaman görüyorsunuz bu alt kısım arkadaşlar yanıyor. Şöyle ultraviyole ışıkla da size göstereyim. Evet ışığı kapattığı zaman bayağı da ben şu anda alev alev yandığını görebiliyorum. Şöyle çevirelim. İnşallah sizlerde bunu e, rahatça görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet bu glow arkadaşlar. Glow dediğimiz malzeme e, içerisinde ışığı hapseden bir e, boya. Bir süre ışığı hapsediyor ve içerisine hapsettiği ışık işte e, karanlıkta e, parlıyor. Şöyle size örneğin göstereyim. İşte bir glow boya. Bunları hobi marketlerde bulabilirsiniz. Şu anda ben bunu tuttuğum sürece ışık alıyor. Mor ışık da verelim. Mor ışığı da aldı. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar basit bir fener her atçek balık avcısının mutlaka sahip olması gerektiğini düşündüğüm bir ışık. Şimdi ışığı kapattığımız anda evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Şişemiz parlıyor. Evet, bu bir süre bu ışığı içerisinde tutacak. Evet, şu taraflar karanlık. Biraz daha az ışık almadı buralar. Tam oraya ışık tutmamışım. Hatta aman şöyle tutayım. Şöyle de çevireyim her tarafını. Etiketin arkasını biraz azalıyor olabilir. Evet. Parıl parıl parlıyor. İşte glow boya dediğimiz bu. Bunları hobi marketlerde çok rahat bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aşağısına da tabanına da vereyim. Evet tabanı da parlamaya başladı. İşte glow boya bu maket balıklarda kullanılan glow boya bu arkadaşlar. Bir başka maketi. Arkadaşlar bu nedir? Rapala'nın Max Rap modeli. Sarı limon Barakuda katili. Şu da Remixon'un yapmış olduğu onun yine imitasyonu. Bu her ikisi de şöyle güzel hologram boyası olan zaten Maxab'ın boyası efsane ürünler. Şimdi karanlığa tekrar geçelim. Ve şöyle mor ışıkta bir bakalım. Evet, nasıl görünüyor? Bakın. Mor ışık altında yani bu Çin'de yapılmış imitasyonu da aynı şekilde ultraviyole boya. Orijinali de aynı şekilde ultraviyole boya. Görüyorsunuz. ışığı kapattığım anda görmüyoruz. Balıklar bu ultraviyole boyaları daha rahat karanlıkta görebiliyormuş. Evet şöyle yanları hologramlı gündüz rengi gibi aslında görülen bir maket'e bakalım. Şimdi bu beyaz ışığı kapatıp mor ışığa geçtiğimiz zaman bakın arkadaşlar bunun tabanı ultraviyole boya. Gözlerinin rengi bile değişti. Bakın. Beyaz ışıkta gözleri nasıl? Mor ışıkta gözleri nasıl, değil mi? Farkı hemen hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. Evet, gündüz rengi olmasına rağmen tabanı çok güzel. Bu ay ışığında, dolunayda çok güzel iş yapar. Mesela şimdi bir büyüye bakalım. Strike Pro Kofana çok güzel gündüz rengi. Şöyle alt tarafı 2 hatta alt tarafı da tam dip tarafında da bir renk var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Işığımızı kapatıp UV ışığa geldiğimizde görüyorsunuz nasıl renkleri değişiyor. Nasıl güzel parlıyor UV ışıkta. Bakın ne yapmış. Şurada var orta kısımda yok. Bir de dipte var. Bu Ultraviyole ışıkta bakınca arkadaşlar ne kadar farklı görünüyor değil mi? Dedik ultraviyole boyadık bütün baket balıklarda bu uygulanmıyor. Bu da mesela Tackle House'un not 150'si güzel bir gündüz rengi, hologramlı. Işığı kapatalım. verelim. Herhangi bir görüyorsunuz bakın çekince hologramın parıltısının dışında herhangi bir gece için ekstra albenisi yok. Belki ay ışığında dolunayın altında olabilir. Evet. Elimizde arkadaşlar bir Kendo Sivas Minov var. 125'lik. Güzel bir renk. Bunda da bununla da e, balıklar yakaladık arkadaşlar. Şöyle bakarsanız bu Zebra Glow. Yan taraflardaki şu çizgiler Glow'lu. Ben şu anda ışığı tuttukça bu Glow'u alıyordur herhalde. Şöyle beyaz ışığı kapatalım. Mor ışığı verelim daha belirgin olur. Bakın görüyorsunuz. Mor ışığı alınca ışığı kapattım. Glow'ları ışığı tuttukça bakın diğer tarafını çeviriyorum. Diğer tarafında öyle bir şey yok. Bu tarafında Glow. Evet Glow boyayla böyle Zebra Glow Jiklerde çok kullanılıyor zaten. Biliyorsunuz jiklerde Zebra da çok kullanılıyor. Bu da maket balıkta kullanmış Şimdi bakalım. Açık kırmızı beyaz bir ürün. Yine bu da Willy'nin bir maket balığı. Bakalım arkadaşlar. Beyaz ışık altında güzel görünüyor. Çok güzel. Tabi bunun asıl nerede? Kafa kısmında özelliği. Bakın kafadaki boya mor ışığın altında nasıl görünüyor? Beyaz ışıkta göründüğü renkle mor ışığı vurduğun zamanki görülen renk birbirinden çok farklı. Evet. Ne var elimizde? Kendo Seabass Basminov 31 numara. Çok güzel bir renk. Gece gündüz avlanabileceğiniz benim favori renklerimden bir tanesi arkadaşlar bu. Bu da e, glovlu bir boyası var. Gerçekten güzel bir boyası var. Şu anda zaten beyaz ışıkta olsa almıştır. Ama mor ışığı verince daha bir e, güzel oluyor. Şöyle ışığımızı kapatalım. Evet mor ışığın altında şöyle renklerini ve glovunu daha rahat görelim. Evet mor ışığı kapatıyorum şimdi. Görüyorsunuz arkadaşlar ateş gibi. Diğer tarafını çeviriyorum. Oraya vermemiştim ışık. Bu tarafını çeviriyorum. Bu tarafına ışık vermiştik. Bakın bu tarafı ışığı tuttu. Ama diğer tarafı kapkaranlık. Oraya da verelim. Evet. Gece buna glow verip attığınız zaman sanki Viking'lerin gece ucu ateşe verilmiş ok attığı gibi müthiş bir renk oluyor. Havada sanki bir ateş oku gidiyor. Evet. Çok güzel glow'lu bir renk. Değişik değişik bakalım. Mesela bu da güzel bir Rapala X Rap renkleri normalde çok daha canlı, çok daha güzel görünüyor bu Rapala'nın boyaları çok güzel. Beyaz ışığı kapatalım. Mor ışığa geçelim. Nasıl ateş gibi yanıyor. Ultraviyole boyanın işte özelliği veya cazibesi burada arkadaşlar. Evet, su üstünden açılmışken şimdi de Strike Pro'nun bir su üstüne bakalım. Yan tarafları simli, yan taraflarında sim var. Güzel beyaz. Uç kısmı, kafa kısmı renkli. Şöyle karanlığa geçelim. Ve ultraviyole ışık altında bakalım arkadaşlar. Simleri parlıyor. Kafa kısmı görüyorsunuz daha bir canlı oldu. Beyaz ışıkta bu kadar canlı görünmüyor renkler. Ultraviyoleyi kapattığımız zaman alt tarafının da tabanının da glow olduğunu görebiliyoruz. Şöyle kapatalım. Bakın arkadaşlar alt tarafı yandı. Evet palya çoboya. Strike Pro'nun bir sahtesi palyaço rengarenk renk cümbüşü çok güzel bir de şöyle ışığımızı kapatalım UV ışık altında bakalım kapasının üzeri şurada UV var üst tarafta herhangi bir UV yok bakın yan taraflardaki renkler kargacık burgacık oldu mu Yan taraflarda işte o palyaço'nun yuvarlaklarından bazıları ultraviyole, bazıları ultraviyole değil. Mesela gözünün etrafı, gözünün etrafındaki halka UV boya. Böyle kargacık burgacık şöyle ışığı açalım. Şimdi normal beyaz ışıkta şuralar daha belirgin oluyor. Şu kısımlar daha açık renkli, daha koyu renkli olanlar beyaz ışıkta daha belirgin. Ama beyaz ışığı kapatıp UV ışığı verdiğimizde o beyaz ışıkta daha belirgin olan noktalar gitti. Aralardaki kısımlar daha belirgin hale geldi. Bu da işte bir e, palyaço tabir ettiğimiz e, maketin boyama şekli. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Şimdi bu e, AliExpress'ten almış olduğum e, Çin malı, bu e, başka markalar adı altında bizim ülkemizde dahil olmak üzere başka markalar adında e, ithal edilen, gönderilen e, işte Ali Lur'un yaptığı bir e, maket balık. Görüyorsunuz. Şöyle yanakları al kırmızı. Altı üstü altın rengi değil mi? Evet. Işığı kapatalım. Bir de ultraviyole de bakalım bakalım. Evet. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl fark etti? Bakın alt tarafı ve üst tarafının rengi sarısı ultraviyole yapılmış. Yan taraflar ultraviyole olmadığı için mor ışıkta çok daha farklı görünüyor. El yapımı. Adana sahtesi. Cam rapala dedikleri türden. Görüyorsunuz çok güzel. Hemen şöyle ışığı kapatalım mor ışığı verelim. Bakın arkadaşlar içerisine ultraviyole bir dokunuş yapmışlar ve şöyle sarı bir çizgi çekmişler. Cam elyafından ultraviyole boyalı bir cam elyafından bakın bir çizgi var. El yapımında da bunu kullanıyor. İşte o camdan onun yansıması balıkları cezbediyor. Çok güzel bir dokunuş. Şimdi şu bu da mesela benim dokunuşlarımdan. Şimdi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz işte Fuji'nin bir yine maket balığı. Şöyle yan taraflarındaki noktaları beyaz ışıkta görebiliyorsunuzdur şu anda. Bunlar arkadaşlar kendi noktaları da vardı ama çok belirsizdi. Ben ne yaptım? Şöyle hemen göstereyim. Evet, ultraviyole UV kalemle o noktalara dokundum ve UV'nin faydasını bu makette şu noktaları koyarak, noktaları daha belirgin hale getirerek göstermiş olduğum, nasıl parlıyor değil mi? Evet, şimdi beyaz açalım. Nedir arkadaşlar? Az önce mesela Glo Boy'a göstermiştim. Alın size burada da ultraviyole UV kalemler. Bunlar benim kullandığım kalemler. Başka marka modeller de olabilir. Bunlar çok benim hoşuma gitti. Dayanıklı. Evet, sudan da fazla etkilenmiyorlar. Sharp'in kalemleri. Şöyle beyaz ışığı kapatayım. Evet görüyorsunuz kapaklarında da var zaten UV boya. Şu yazılarda da neon yazısında da görüyorsunuz. Bu ultraviyole UV kalemler bu noktaları o res az önce görmüş olduğunuz noktaları bu kalemlerle yaptım. O görmüş olduğunuz maket balık da yakaladı suya da girdi tabi doğal olarak balık yakaladı dediğimize göre. Ama noktaları hala canlı arkadaşlar. Bu U ve kalemler de belki işinize yarar. Kendi ufak dokunuşlarınızı yapmak istersiniz. Evet ufak dokunuşları demek işken şurada da benim az biraz büyük bir dokunuşum var arkadaşlar. Bu Tackle House'un yine e, Note 130 modeli kırmızı kafa şeffaf tamamı ben ne yaptım arkadaşlar o görmüş olduğunuz boyalardan ultraviyole olan bir boyayla bunun altını boyadım arkadaşlar gündüz rengini gece rengine çevirmeye çalıştım şu ultraviyolenin şöyle hop nasıl göründüğüne de bakın Evet görüyorsunuz arkadaşlar bu daha kullanmadım ama benim ufak dokunuşlarından bir tanesi. Görüyorsunuz Glove özelliği de var. Böyle dokunuşlar da yapabilirsiniz. Evet geldik son iki makete. Bu görmüş olduğunuz sarı kırmızı Galatasaraylı maket balığı tanıyabildiniz mi diyeceğim. Tanıyamadınız değil mi? Şöyle yan yana koyayım arkadaşlar. Evet. Bu Strike Pro Kofana aynı maket. Bunun berbat olan özellikle balon balıkları sağ olsun. Paramparça ettikleri maketi bu şekilde üzerine zımparayla kazıyarak ve tekrar boyayarak bu hale getirdim. Özellikle böyle yaptım. Ben Galatasaraylı değilim ama kırmızı, sarı kırmızı renkli maketlerin çok balık yakalamadığı, balıkta performansının iyi olmadığını söylerler, söyleyenler var. Bir denemek için boyadım arkadaşlar. Henüz kullanmadım. o UV kalemlerle şöyle çizgi yaptım. Gözünün etrafına, yanak kısmına. Güzel bir boyama oldu bence. Güzel bir örnek size. Ve gelelim bu videonun son maketine. Blue Blue Blue, Blue Win. Namı diğer yaralı kurt. Hüseyin Tepe arkadaşımızın e, kırdığı, şuralardan bir yerlerden parçaladığı bir maket balıktı. Bunu e, tamir etti. İran yapıştırıcısıyla yapıştırdı. Güzelce üzerine yine zımparaladı. Bana getirdi. Ben de ne yaptım arkadaşlar? Böyle gündüz kullanabileceğim bir renk haline bir boya e, uygulamasıyla e, bu hale Getirmeye çalıştım, getirdim. Şöyle beyaz ışığı kapatalım, mor ışığı açalım. Evet arkadaşlar, şu üst kısma ultraviyole ve glow işte sarıyla e, turuncu bir karışım yaptım. Alt tarafı da aynı şekilde, yan tarafları e, metalik gümüşle boyadım. Güzel bir maket oldu. Sonra da sağ olsun bunu. Al sen de kalsın dedi. Senin olsun dedi. Hüseyin Tepe bana hediye etti. Şöyle görüyorsunuz mesela üst tarafta bir sarı çizgi halinde bir dokunuşla ben yaptım. Farklı bir şey olsun diye bu hale getirdim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Bu ultraviyole Boyalar, maket balıkların boyaları, işte glow'lar vesaire e, hakkında e, biraz fikir edinmişsinizdir. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, sorularınız varsa yorumların altına yazarsanız bildiğim kadarıyla ben ben bilmediğimi de diğer işte o yorumları okuyan konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar sizleri cevaplandırmaya e, çalışır çalışırız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.